Yaklaşık 4 yıl önce falan geldi Amerika'ya. Oldu mu o kadar ya? Hepinize Amerika'dan merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Chicago'dan bir arkadaşım geldi. O arkadaşım yaklaşık olarak 4 yıldır Amerika'da. Ben de 2 yıldır biliyorsanız 2 yıldır Amerika'dayım. Bakalım 4 yıl önce gelen bir insan ve 2 yıl önce gelen insan Amerika hakkında neler düşünüyor? O ne işler yapıyor ve ben ne işler yapıyorum? Bunlar hakkında konuşacağız. Amerika'nın son hali ne durumda? Amerika'ya gelinir mi? Kendi tecrübelerimizi, kendi düşüncelerimizi size aktaracağız. Hadi birazdan onun yanına geçelim. Kendisi aşağı gelmiş arkadaşlar. Hadi onun yanına gidelim. Evet arkadaşlar, şu anda yerler bayağı kaygan. Yerlerde aşırı buzlu. Meşhur Osman Aslan. Nasılsın? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Teşekkürler, nasılsın? Nasıl gidiyor? Eyvallah kankam, teşekkür ederim. Biliyorsun Wisconsin'da, Madison'da birkaç ufak işimiz vardı. Onları halletmeye geldik. Seninle de görüştük. Memnun oldum tanıştığıma tekrardan. Şimdi Chicago'ya döneceğim. Biliyorsun ben de tır ehliyetini falan aldım işte. Tıra çıkacağım. Öyle. Evet arkadaşlar, bugün zaten Osman'ı biliyorsunuzdur. Yaklaşık 4 yıl önce falan geldi Amerika'ya. Oldu mu o kadar ya? Şimdi bana kaybolan yıllar mı verseler? Şimdi bana seninle bir ömür verseler. Olmuş mu? Olmuş. Ben 2'den sonra saymayı bıraktım. Ben de şu an saymayı bırakma aşamasında. Değil mi kanka? O 4 yıl önce geldiği tecrübelerini hafiften aktaracak ve şu an ne planlıyor, nelere doğru gidecek. Evet. Ben de 2 yıldır Amerika'da olduğum için arkadaşlar şu anki kendi tecrübelerimi aktaracağım sizlere. Hani neler yaşıyorum, neler oluyor falan diye. Hem yeni gelecek arkadaşlar için de daha iyi olur. Evet, evet. Ya kanka açıkçası şöyle söyleyeyim, ben kendimi dün gelmişim gibi hissediyorum, tamam mı? Aslında baktığın zaman bir 4 yıl zaman geçmiş aradan. Ve benim geldiğim zamanla şu an gelen insanlar arasında bir fark var. Ne gibi fark var? Benim geldiğimde DoorDash, Uber bilmem ne gibi işlerde kolaylıkla hayatını idame ettirebiliyordun. Güzel para da biriktirebiliyordun. Fakat şu anki durumda böyle bir şey söz konusu değil. Artık yeni gelen insanların farklı arayış içerisinde olması lazım. Benim geldiğimde onu bir geçiş işi aşaması olarak kullanabiliyordun. Şu anda kullanabilirsin ama kendini çok daha fazla sıkman ve daha çok çalışman lazım olabilir aslında. Bu çok büyük bir fark. Şimdi yeni gelen adam DoorDash, Uber yapamayacaksa ne yapacak? Biliyorsun Türkiye'de avukatlık bile, doktorluk bile yoksa burada insan vasıfsız oluyor. Vasıfsız olduğu durumda da bir restorana girip veya bir dükkana girip çalışmak durumunda kalıyor. Bu da ister istemez insanın psikolojisini bir tık daha diğer işlere göre zorluyor açıkçası. Bence öncesinde mesela Work and Travel'da seçtiği işler çok önemli değildi. Sallıyorum, bir adam 5.000'le kazansa, 15-20.000'le kazansa DoorDash gibi işlere bir şekilde düşük arabalarla başlayıp ondan sonra hayatını idame ettirebiliyordu. Evet. Ama şu an o Work and Travel'daki kazandığı para daha da önemli olduğunu düşünüyorum. Aynen öyle. Bu yüzden öyle. Seçeceği aynen bölgenin aşırı önemli. Düzgün şirketlerle çalışılması gerektiğini. Aynen düzgün öyle. İşler seçmesi. Genelde o Watt'ta kazandığın para bir ufaktan gidiyor. Ama ne kadar iyi sevleyebilirsen ve Türkiye'den de cebinde bir şeyler getirirsen seni Watt'tan sonraki yaşamında daha fazla böyle artıya çıkaracak bir şekilde hayatını devam ettirebiliyorsun aslında. Orada bir iyi bir noktaya değindim bro. Hava şu anda -85 derece. Sen de maşallah bayağı kalın giymişsin. Gel buraya. Mesela sana şunu soracaklar. Mesela Work and Travel'da yaptığın 4 işte birden fazla çalıştın. Haftada 100 saat falan çalıştın. Hani ne kadar para kazanmıştın? Kanka şu an ne desem yalan olur. Yani çünkü benim çalışma zamanım birazcık azdı. Ben öyle bir video atmıştım. Vallahi şu an kaç para kazandım ben de hatırlamıyorum. Hatırlıyorum yani. Ben 16 bin civarında. Aynen. Ama tabii ki o giderlerimin çıkılmamış bir kısmıydı. Bunun içinden vergimi de çıkmak lazım ve onun içinden kiramı miramı da çıkmak lazım. Ben haftalık 125 dolar ödüyordum. Birazcık pahalı ödüyordum aslında o döneme baktığın zaman. Korona döneminde geldim ve ben 2,5 ay çalışabildim maksimum. Çünkü geç geldik, karantinaya girdik, bilmem ne falan filan olmuştu o zamanlarda. Normal bir VAT öğrencisi benim bildiğim 3-3,5 ay falan çalışabiliyor herhalde, değil mi? Ben 4 ay çalıştım. 4 ay mı? Aynen 4 ay çalışabiliyor. Yani 4 ayda kenara 4.000 atarsın aylık ya, iyi çalışsan. Bir 16.000 dolar, 15.000 dolar sevleyebilirsin bence. Sağlam çalışırsan iki işte. Bir de mesela tipli işlerde çalışırsan da kazandığın tipinle giderini, ana paranı da kasaya atarsın. Vattan sonra da seni çok rahat bir şekilde
o parayı idame ettirebilir. Şimdi arkadaşlar benim geçmiş yıllarımı izlerseniz ben lifeguardlık yapmıştım bu arada. Aynı otelde housekeeper'lık yapmıştım. İki işte tek bir şirkete bağlı olduğu için overtime'e giriyorsun biliyorsun. Sen nerede çalıştın? Hangi bölgede? Iowa bölgesinde çalışmıştım. 100 saat çalışıyordum her hafta. Harbi mi? 26 bin civarlarında. Work and Travel'da para kazandım. Çok güzel kanka. Çok on numara. Iowa'yı çok fazla insanlar tercih etmediği için belki de sen oradaki işçi açığını kapatmışsındır. Kesinlikle. Diye düşünüyorum. Kesinlikle. Çünkü Iowa bizim Türkiye'de Yozgat'la bir eşdeğer bir şehir gibi aslında Amerika'da bakacak olursan. Kesinlikle. Aslında mantıklı hareket yapmışım bak. Ben o zamanlarda işte insanlar düşünüyor ki Türkiye'den New York'a gideyim falan filan. Bilmem ne bileyim Boston'a gideyim, Miami'ye gideyim falan. Iowa'ya gideyim diyen adam ben daha görmemişim. Benimki de kesinlikle şanslı ya biraz. Evet. Çünkü bizim otel dışındaki çalışanlar da o kadar fazla para kazanamıyor. Bir de ben şöyle, bu Amerika'da genelde menajerlere biraz yalakalı ve kendinizi sevdirmeniz gerektiğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü ben onlara iyilik yaptığım için, çok iyi çalıştığımı gördükleri için hani tamam biz çalışalım. Aslında o yalakalıktan ziyade sen abi Türkiye'den geldin ve bizim de Türkiye'deki çalışma disiplinimiz Türk insanı çalışkandır aslında değil ama mi? Bazı insanlar var şimdi geliyor Amerika'dayız çalışmaya mı geldi? Ya onlar artık onlar şey kesim biraz böyle elini oje sören kesim mi diyeyim ya? Yani onlar biraz daha böyle naif. Türkiye'de çok fazla zorluk görmemiş aslında. Ya onların da kendi tercihi tabii. Onlara da bir şey diyemem. Benim babam parası olsa ben de burada çok çalışmazdım. Kesinlikle. Vallahi niye çalışayım ya? Ama şu an Türkiye'deki zenginler de Amerika şartlarına göre bence bak hani 200 bin TL kazanan zengin ama 200 binin 200 binini buraya gönderemeyeceği için. Doğru. Doğru. Burada mesela burada çocuğunu okutmak önceden böyle yurt dışında çocuğunu okutan falan adamlar şu an çok zordur abi. Buradaki üniversite 60 bin dolar mühendisi yoksa. Kanka onun harici bir de giderim var yani aylık minimum. Şimdi sen burada ailenden para almak istesen öğrenci olsan en azından 3-4 bin dolar alman lazım. 3-4 bin dolar dediğin 4 bin dolar 120 milyar para yap. 120 milyar mı yap? 4 bin 12-36 bin 8 bin. 4 bin yaparsan. 4 bin dolar kaç TL ya? 4 bin TL 120 bin TL. 120 bin TL yapar. Oha lan nasıl oluyor o kadar para? 4 bin dolar 120 bin lira para yapıyor. Çok iyi işte. Rakamsal bir şey vermem. Rakam ben vermeyeyim şimdi. Ama çok çok iyiyim. Ya içten gözlerime bakar mısınız? Yani arkadaşlar babanıza buraya güvenerek gelmeyin. Harbiden ha. Gerçekten tabii ailene güvenerek de buraya gelmek tabii baban çok zenginse o ayrı bir konuda. Bir kere atar, iki kere atar ama gene o bulaşık yıkanmak zorunda. Tamam. O garsonluk yapıyor. Ya her gelen hemen hemen aynı aşamalardan geçiyor abi burada. Ama aşamalar bizim geldiğimiz döneme göre bir tık daha değişime uğruyor. Çünkü DoorDash ve Uber gibi işler daha da azalmaya, kazançları azalmaya başladığı için yeni gelen insanların farklı düşüncelerle buraya gelmesini yani amaçlarının başka amaçlarının olmasını öneririm kesinlikle. DoorDash Uber yapacağım diye gelmemenizi de kesinlikle öneririm. Sence Amerika'ya gelmiş bir insanlar buraya geldikten sonra hangi aşamaları izlemeli sence? Yani şimdi tabii ki bir insanın nasıl geldiğine, ne istediğine, ne bileyim buradaki amacına bağlı olarak bunların hepsi değişiklik gösteriyor. Ama benim gibi veya senin gibi buraya gelmiş insanların izleyeceği yollar hemen hemen aynı uca çıkıyor kanka. Hepimiz buraya geldik, bulaşıklı yıkadık, zor günlerde geçirdik, çok çalıştık da uykusuz da kaldığımız zamanlar oldu. Yeni gelenler genelde bu şekilde bir hayatına başlayıp tutunmaya çalışıyor burada. İlerleyen dönemlerde önünü görmeye başlayabildiği dönemlerde ise artık kendisinin amacı neyse ona doğru yönelmesini öğrenirim. Örnek veriyorum sen Türkiye'de mühendissindir. Burada mühendislik ile ilgili bir şeyler yapmak istiyorsundur. Bunların bir sürü eğitimlerini alabileceğin yerler var aslında ilerleyen dönemlerde. Başlangıçta olmuyor tabii bu. Başlangıçta önünü görebildikten sonra o eğitimi alıp yönlenmesini öneririm. Veya artık belirli bir bütçeye ulaşmıştır, belirli bir gelir elde etmiştir. Kendisi dükkan açmak istiyordur, ne bileyim kendisi başka bir şey yapmak istiyordur. Bu tarz şeyler yapılabilir. Şimdi gündemimizde olan ne bileyim yazılımcılık mevzusu var. Ve şu anda birçok insan Amerika'da yaşayan illa çevrende duymuşsundur. Yazılım kursları alıp işte testerlık diye adlandırdığımız veya başka benim bilmediğim segmentlerde olan işlere girip orada çalışmaya başlıyorlar. Senede 100 bin civarlarında. Aynen. Eğer ama şu anda o sektör de yani gerileme aşamasında. Çünkü bu genel olarak dünyada bir ekonomik kriz var. Doğal olarak Amerika'yı da vuruyor bu. Şöyle diyebilir miyiz? Mesela öncesinde vasıfsız yani çok işten anlamayan adamları da alıyorlardı. Ama şu an talep arttığı için en iyisini seçtikleri için. Evet. İşi geriledi. Evet. Çünkü adamın fırsatları var. Ve bildiğin üzere yapay zekalar da artık yani birçok insan işinin de önüne geçtiği için belki onlar bile engel oluyor olabilir diye düşünüyorum. Ama ve lakin hocam konuyu toparlayacak olursak
buraya geldikten sonra herkes bir deş atmalı. Aynen öyle. Herkes bir dor deşini bir atmalı. Yani el mahkumsa mecbur atıyorsun zaten biz demesek bile. Onun önüne geçtiğinde ise amacının doğrultusunda emin adımlarla ilerlenilmeli. O amaçtan sapıldığı zaman sendelersin. Amerika'da da kimse seni tutup böyle dik etmez. Kendi başındasın burada bildiğin üzere her zaman. Kendi ayaklarının üzerine sağlam basmalısın hocam. O zaman şöyle toparlayalım mı? Amerika'ya gelmiş bir insan yasal şartlarına eğer sahipse çalışma izni vesaire. Buraya bir eline bir deş atılması lazım. O bir deş bir Amerika'ya bir tanıması lazım. Ondan sonraki süreçte eğer ki adamın ilgi alakası varsa yazılıma yönelmeli. Eğer yoksa da hani sen de daha iyi biliyorsun benden tırcılık da olabilir. Hani yani tabii ki ben şu an mesela yeni dedim başlayacağım Allah nasip ederse tırcılığa. Yani ben mesela Türkiye'de BESYO okuyordum kanka. Ticaretten denedim. Çok fazla anlamazdım ama burada denedim. Ara depo denedim. Veya atıyorum belki biri karşıma çıksaydı ben bir tane tanıdığım bir arkadaşım çevremde bir insan olsaydı restoran işi deneyebilirdim tırcılıktan ziyade. Artık o hayatın gidişatına göre seni yönlendiriyor biliyor musun? Yani hayat beni buraya sürükledi. Ya burada bir yiyecek ekmeğimiz varmış. Buraya doğru yöneldi. Şimdi ilerleyen zamanlarda gelen arkadaşı hayat nereye sürükler veya onu tam olarak bilemeyiz ama kafasındaki düşünce ben tırcı olmak için gidiyorum derse ona doğru emin adımlarla yönelmeli bir önceki dediğim gibi. Kaderinde ne varsa aynen öyle. Hayat seni oraya sürüyor. Aynen öyle hocam. Onu artık yaşayarak görülür yani öyle söylemek Amerika'ya lazım. Amerika'ya gelip aynen bunu ya şimdi şöyle Türkiye'de düşüncelerinle buradakiler tamamıyla farklı. Hani sen Türkiye'deyken tırcılık yapmayı hiç düşünmüyorsun. Baba ben ne bileyim yani ben hiç aklımın ucundan bile geçecek bir şey değil kanka. Ama hayat buraya... Hayat buraya sürükledi. Yıldızlar hayalimiz çıkamasak da gökyüzündeyiz. Hayırlı işler, bol kazançlar. Evet arkadaşlar birazdan Osman buraya gelmişti. Burada bir iki işleri vardı. Birazdan Chicago'ya gidecek. Aynen. Tanıştığıma çok memnun oldum. Ben de oldum. Memnun oldum kanka. Ne demek? Ben de çok memnun oldum. O zaman ben miyim araba? Kendi arabamdan ben miyim? Evet arkadaşlar Osman şimdi Chicago'da yola çıktı. Bizim anlatmaya çalıştığımız olay tamamıyla insanları Amerika'dan soğutmak değil arkadaşlar veya buraya gelmeyin falan değil. Sadece şansınız daha önceki gelen insanlara göre daha düşük. Mesela Osman bana göre şanslı taraftaydı. Niye? O zamanlar bu işler yoğun değildi. Meksika'dan daha fazla insan gelmiyordu. Bu sebepten kaynaklandığı için de size bir tık daha şanssız olacağınızı düşünüyorum. Çünkü buraya işte Green Card'da gelmiş bir şekilde gelmiş arkadaşlar. Kardeş falan uygulamalarını yaptığı zaman öncesinde minimum günde $200 civarlarında, $300 civarlarında para kazanıyordu ki Osman'ın videolarını illaki izlemişsinizdir. Uber'de $1,800, $2,500, $3,000 bu paralar gerçek paralar arkadaşlar. Ama şu an bu paraları kazanabilir misiniz? İhtimal vermiyorum çünkü Chicago'da bir sürü Uber driver'ı var. Bir sürü insanlar artık bu işi yapıyor. Bu işi zaten herkes biliyor. Amerikalısı da yapıyor, Türk'ü de yapıyor, Afgan'ı da yapıyor, Suriyelisi falan o da var burada. Onlar da yapıyor. O yüzden işler artık eskisi kadar getirisi olan bir meslek halinde değil. Yani anlatmaya çalıştığımız olay tamamıyla şu burada. Buraya geldiğiniz zaman ben DoorDash yapacağım diyerek gelmeyin. Ben buraya Uber yapacağım diyerek gelmeyin. Mesela sallıyorum bir el zanaatınız vardır, kuaförsünüzdür. Burada kuaförlük herkesin yapacağı bir meslek olmadığı için buradan yürüyebilir. Veya yazılım alanında iyiyseniz bu alanda yürüyebilirsiniz. İlla ki bir yeteneğiniz olduğunu düşünüyorum yani bir hayatta. Sallıyorum spor konusunda spor hocalığı düşünebilirsiniz. Böyle bir plan çizin kendinize. Bunun üzerinden gelmenizi tavsiye ediyorum. Hani bu ayak işlerine fazla önceki kadar mesela sallıyorum bundan 4 yıl öncesinde, 5 yıl öncesinde ayak işlerini yapıp geçinebiliyordunuz. Köşeye de güzel paralar koyabiliyordunuz. $2,000, $3,000. Ama şu anda bu durum pek böyle değil. Sadece bunu belirtmek istedik. Osman'ın da dediği gibi Amerika sizi sürüklüyor tamamıyla çevrenize göre. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar kanalıma abone olabilirsiniz. Daha çok böyle bilgilendirici içerikler yapacağım. İlerleyen süreçte benim ne iş yaptığımla alakalı bir video çekeceğim. Bu videoyu da kanalımda görebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Herkese bol şans.